Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, yeni nesil yayıncılığın adresi 360 ekranlarına hoş geldiniz efendim. Ailenizin yarışması Ben Bilirim'in ödül bölümüyle karşınızdayız. Ben Alper Ateş. Bu haftanın birincileri stüdyomuzda. Başarılı misafirlerimiz yerlerini aldılar. Şimdi onlarla buluşma zamanı. Ben Bilirim stüdyosuna hoş geldiniz. Evet, bu hafta stüdyomuzda yer alan 16 yarışmacıdan gün birincilerimiz karşımda. 1 numaralı masamızda Burak Bey, 2 numaralı masamızda Ersin Bey, 3 numaralı masamızda Hayal Hanım, 4 numaralı masamızda da Yasemin Hanım'la bu akşam yarışacağız. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Nasılsınız görüşmeyeli? İyi, sağ olun. İyi, güzel. Keyifli bir ekip. Zaten çok başarılı bir ekip. Güzel bir haftayı geride bıraktık. Bugün de ödül bölümüyle taçlandıracağız inşallah. İlk gün seyretmeyen seyircilerimiz için birkaç cümleyle tanırsak yarışmacılarımızı tekrar memnun oluruz. Burak Bey, tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkürler, hoş buldum. Burak Koçak, 30 yaşındayım, bilgisayar mühendisiyim. Bu kadar diyorsunuz. Kısa dediğim için tabii haklısınız. Burak Bey eşiyle birlikte yarışmıştı ilk gün. Evet. Antalya'dan sağ olsun birlikte geldiler ve eşini elemiş bir rakibiniz var, ona göre ayağınızı denk alın. Gerçekten çok başarılıydı Burak Bey. Bu arada eşi de tribünde, tekrar hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Hoş buldum. Umarım güzel bir ödül bölümü olur. Burak Bey, ne dersiniz rakipler için? Rakipler çok bilgili gözüküyorlar içeride konuşurken. Gözümüz korktu, bakalım ne göreceğiz. Siz de az değilsiniz. Gerçekten çok başarıyla geldiniz buraya. Umarım keyifli olur. Tekrar başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Ve efendim 2 numaraya Ersin Bey'e geçiyoruz. Hoş geldiniz Ersin Bey. Hoş bulduk. Teşekkürler. Sağ olun. Ersin Akkaya. Kocaeli'den katılıyorum. 35 yaşındayım. Makine mühendisiyim. Global bir gıda firmasında verimlilik müdürlüğü pozisyonunda çalışıyorum. Evliyim. 2 çocuğum var. Bir kız bir erkek olmak üzere. Bugün de yine inşallah her şey zevkli ve eğlenceli olur bizler için. Arkadaşlara da başarılar diliyorum. Evet, ilk günkü başarısında eşinin tribün desteği önemliydi. Bugün de yine o desteği arkamıza aldık Ersin Bey. Aynen öyle. En büyük destekçim yine bu. Hoş geldiniz siz de. Peki Ersin Bey'e de başarılar diliyoruz efendim. Bu arada bugün hani ufaklığı getirecektiniz. Evet. Ufaklık dedesiyle birlikte oynamayı tercih etti diyelim. Evdeler. Size çok selamı var. Kaan. Sağ olsun. Kaan özellikle burada bulunmayı çok istiyormuş ama geçen sefer farklı nedenlerden dolayı burada bulunamamıştı. Kaan'a sevgiler efendim. Zaten özel olarak da videosunu çekip göndermiş. Çok teşekkürler, sağ olun. Biz teşekkür ederiz Ersin Bey. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Ve şimdi de Hayal Hanım'a geçiyoruz. Hoş geldiniz Hayal Hanım. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Ben Hayal Arı. Doktorum. Şu an bir medikal firmada medikal müdür olarak görev yapıyorum. İstanbul'da yaşıyorum son 5 aydır. Yeni taşındım. Böyle. Birincilik nasıldı? Yani size sorduğum zaman yayından sonra, o tam final kısmını da geride bıraktıktan sonra, evet, hani bu kadarını beklemiyor gibi bir durum vardı ama artık, evet, ödül bölümünde de bilmiyorum, ne dersiniz bu akşam için? Yani bakalım bu akşam ne olacak hiç bilmiyorum. Gerçekten kendimden beklemiyordum çok fazla ama çok eğlenceliydi. Burası çok enerjik, çok mutlu oldum. Ondan galiba, bilmiyorum. Yine eğlenceli bir akşam bizi bekliyor. Evet. Başarılar Hayal Hanım. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Ve efendim 4 numaraya Yasemin Hanım'a geçiyoruz. Hoş geldiniz Yasemin Hanım. Hoş bulduk. Yasemin Sarıoğlu, 24 yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliğinden yeni mezun oldum. Şimdilik çalışmıyorum. Herkese başarılar diliyorum. Süper. Bugün tribün desteğin Yasemin Hanım, evet, kim var tribünde? O da arkadaşım var üniversiteden. Harika. Geçen sefer de yine destek olmuşlardı. Evet. Bugün de başka bir arkadaşla, evet, berabersiniz. Teşekkür ederiz efendim. Ayaklarınıza sağlık. Yasemin Hanım, siz ne dersiniz ödül bölümü için? Yani biraz daha heyecan yaptım şu anda yani. Var mı gözünüzü korkutan bir rakip? Ya herkes korkuttu açıkçası biraz. Bir nebze biraz oldu yani. Hepsinden ayrı ayrı, evet, korktum diyor Yasemin Hanım. Yok, siz de çok başarılısınız. Çünkü hani bunu artık benim söylememe de gerek yok. Gün birincisi oldunuz ve gerçekten ayrı ayrı dallarında zaten kariyerleri de çok iyi yarışmacılarımızın. Dolayısıyla buradaki performansları da, o heyecan faktörünü ilk gün attılar. Bugün çok güzel geçecektir. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Ve efendim Ben Bilirim'in ödül bölümüne başlıyoruz. İlk turumuzun ilk sorusu Burak Bey için gelecek. Buyursunlar harf tablomuz. Edirne'nin N'si. Edirne'nin N'si 50 puan kazandırabilir. Açılış sorumuzun kategorisi eğitim olacak Burak Bey. Geliyor efendim. ODTÜ, KATÜ, BÜTÜ gibi üniversitelerin kısaltmasında geçen T harfinin açılımıdır. Süremiz başladı. Teknik. Teknik. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi dedik. 50 puan kazandık mı görelim. Kutlarız.
Ersin Bey seçiyor ödül bölümündeki ilk sorusunu. Denizin D'si. Denizin D'si 70 puan. Sorumuzun kategorisi anlam bilgisiymiş Ersin Bey. Alırız efendim. Halk arasında telefonun açılmasına fırsat vermeyecek şekilde yapılan kısa aramaların ismidir. Süremiz başladı. Çaldırma. Çaldırma. Görelim. Tebrikler. Hayal Hanım ilk sorusunu seçiyor. Buyursunlar. Çanakkale'nin Ç'si. Çanakkale'nin Ç'si. 70 puanımız var burada da. Bu kez müzikten geliyor sorumuz efendim. Alırız. Erol Evgin'in İşte o an bir fırtına kopar, sanki o an yer yerinden oynar nakaratıyla bilinen şarkısıdır. Nokta nokta fırtına. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Burak Bey. İçimdeki fırtına. İçimdeki fırtına. İşte o an bir fırtına kopar, sanki o an yer yerinden oynar. İçimdeki fırtına mı? Görelim. Kutlarız. Ve Yasemin Hanım ödül bölümünün ilk sorusunu seçiyor kendi adına. Nur Banu'nun N'si. Nur Banu'nun N'si. 70 puan değerinde. Sorumuzun kategorisi mecazmış Yasemin Hanım. Alırız efendim. Halk ağzında hamileler için sıklıkla kullanılan bir mecazi sözdür. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Halk ağzında hamileler için sıklıkla kullanılan bir söz arıyoruz. Buyurun Yasemin Hanım. İki canlı. İki canlı. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. 10 saniyede gelmedi ama çok kısa bir süre desteğine ihtiyacı varmış Yasemin Hanım'ın. Sonra hatırladı, açılışı yaptı. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Yeniden Antalya'dan misafirimiz Burak Bey'deyiz. Buse'nin B'si. Buse'nin B'si. 50 puan kazanabiliriz. Kategorisi giyim olacak. Ekranımızda efendim sorumuz. Sırma veya gümüş işlemeli lüks ipekli kumaş türüdür. Süremiz başladı. Bolero. Bolero. Doğru mu görelim? Bolero'ya hayır dediler. Yasemin Hanım. Bezeme. Bezeme. Aradığımız cevap mı? Görelim. Ona da hayır dediler. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Dediğim an Burak Bey. Buldan. Buldan. Bu kez oldu mu? Yine aradığımız cevap değilmiş. Bir kutu açıyoruz. Sırma veya gümüş işlemeleri olan ipekli bir kumaş türü arıyoruz. Bir kutu daha. 30 puanımız var. Bir kutu daha. Ve Burak Bey buyurun. Brokar. Efendim? Brokar. Brokar. Bu kez oldu mu? Görelim. Tebrikler. Bir hani kulak aşinalığı var mıydı yoksa harf mi oturtmaya çalıştınız? Sadece harf oturttum. Vallahi yani, helal olsun. Yani çünkü hani oradaki 29 harfin 2 ile çarptığımızda güzel bir... Şanslı bir soruydu. Güzel gördünüz. Tebrik ederiz. Ve efendim sıradaki sorumuz Ersin Bey'in sorusu olacak. Geliyor harfler. Üzümün üsü. Üzümün üsü 80 puan kazandırabilir. Hayvanlar alemi sorusu Ersin Bey için geliyor. Yeni doğmuş, henüz annesinden beslenen inek yavrusudur. Süremiz başladı. Süt buzağı. Süt buzağı. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Buyurun Hayal Hanım. Süt kuzusu. Süt kuzusu. Aradığımız cevap mı?
o inek yavrusu görelim. Hayır dediler. Yeni doğmuş, henüz annesinden beslenen inek yavrusu Burak Bey. Süt düvesi. Süt düvesi mi acaba aradığımız cevap? Hayır dediler. Buyurun Yasemin Hanım. Süt davarı. Süt davarı. Oldu mu? Ona da hayır dediler. Buyurun Burak Bey. Süt danası. Süt danası. Süt kuzusundan girip süt davarından çıktık. Süt danasıyla alır mıyız? Görelim. Kutlarız. Evet. Herkes bir ısındı bu soruda. Butonu çalışıyor mu diye kontrol etmeyen aynen kalmadı. Burak Bey aldı efendim puanı. Şimdi soru seçiyoruz. Kiminle birlikte? Hayal Hanım'la birlikte. Adana'nın ağası. Adana'nın ağası. 40 puanımız var ve genel kültür kategorisinden gelecekmiş Hayal Hanım sorumuz. Binek hayvanlarının tüylerini ve derisini temizleme işlemine verilen addır. Süremiz başladı. Tımar. Tımar. Görelim. Tebrikler. Buyursunlar, Yasemin için, Yasemin Hanım için dönüyor harfler. Merve'nin M'si. Merve'nin M'si, 80 puanımız varmış. Kategorisi anlam bilgisi olacak Yasemin Hanım. Geliyor ekranımıza. Anlayış, düşünme biçimi, zihniyet anlamlarında kullanılan Fransızca kökenli sözcüktür. Süremiz başladı. Mentalite. Mentalite. Evet. Aradığımız cevap mentalite mi? Görelim. Hayır dediler. Buyurun Burak Bey. Mantalite. Mantalite midir aradığımız cevap? Görelim. Kutlarız. Böylece ilk 8 soru geride kaldı. Yasemin Hanım tek harfle orada bir evet kayıp yaşadı. Dilerseniz puan tablosuna bakalım efendim. Şu ana kadar toplanan puanlar şöyle. 300 puan Burak Bey, 70'er puan Ersin Bey ve Yasemin Hanım, 40 puan da Hayal Hanım. Başladık yarışmaya. Herkes puanını aldı. Az önce eşinin ismiyle soru seçmişti. Evet. Bakalım Burak Bey şimdi hangi harfi seçer? Şanlıurfa'nın şeysi. Şanlıurfa'nın şeysi 80 puan değerinde. Sorumuzun kategorisi genel kültür olacak Burak Bey. Alırız efendim. İzcilik'te küçük birliklerin idaresinden sorumlu kişidir. Süremiz başladı. Oymakbaşı. Oymakbaşı. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Ersin Bey'deyiz yeni soru için. Van'ın V'si. Van'ın V'si. Bir 80 puan da buradan kazanabiliriz. Sorunun kategorisi spormuş Ersin Bey. Geliyor efendim. Basketbolda hakemin iki takımdan birer sporcunun arasında yaptığı oyun başlatma hareketidir. Süremiz başladı. Hava atışı. Hava atışı. Görelim. Kutlarız. Hayal Hanım'dayız. Buyursunlar. Yozgat'ın yeğesi. Yozgat'ın yeğesi 1.80 puanda burada varmış. Kategorisi yiyecekler efendim. Geliyor. Muğla'da yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip ve geleneksel kız isteme adeti olarak da bilinen coğrafi işaret tescilli tatlıdır. Muğla nokta nokta. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Muğla'da yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip ve geleneksel kız isteme adeti olarak da bilinen coğrafi işaret tescilli tatlıyı arıyoruz. Muğla nesi olabilir? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Buyurun Burak Bey. Saraylısı. Muğla saraylısı.
Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Burada da harf sayısı fazlaydı. Burak Bey yine aynı mantıkla mı yürüdünüz yoksa hatırladınız mı? Hiç duymamıştım. Peki. Evet, Burak Bey alfabeyi çok iyi kullanıyor bu akşam. O boşlukları çok iyi dolduruyor ve buradan da puanı aldı. Tebrik ederiz efendim. Çok bu arada belki hiç duymadım dediniz. Sizin gibi duymayan ekran başında da seyircilerimiz vardır. Var olan notun bir kısmını aktarayım. Türk Patent Kurumu'nda yer alan bilgi Muğla Ticaret ve Sanayi Odası tescil ettirmiş. Coğrafi işaret tescili almış. Muğla yöresinde köy evlerinde üretimi yapılan ve severek tüketilen Muğla saraylısı hamurun açılarak yufka haline getirilmesi, iç malzeme olarak Menteşe yöresinin cevizinin kullanılması, kendine özgü yuvarlak şekil verilmesi, pişirilmesi ve şerbetlenmesi basamaklarıyla üretilen yöreye özgü bir tatlı türüdür der. Uzun bir bilgi var. Merak eden seyircilerimiz için de Türk Patent Kurumu'nda bilgisi yer alıyordu efendim. İnternet sitesinden de bakabilirler. Tebrik ediyoruz Burak Bey'i. Ve efendim Yasemin Hanım'la alacağı sıradaki sorumuzu. Sivas'ın S'si. Sivas'ın S'si 80 puan. Kategorisi ekonomiymiş Yasemin Hanım. Geliyor. Bir girişime işleyebilmesi, gelişebilmesi için gereken para ve krediyi sağlama işidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Ersin Bey. Finansman. Finansman, bir girişime işleyebilmesi, gelişebilmesi için gereken para ve krediyi sağlama. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Bir kez daha puan tablosuna gidecek olursak, Ersin Bey'in cevabından sonra 230 olmuş tablosu ikincilik koltuğunda efendim. Buyursunlar, Burak Bey'deyiz. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L'si. Burak Bey, kategori futbol olacak. Geliyor efendim sorumuz. Futbolda bir takımın rakibini kendi sahasına sıkıştırıp sürekli hücum halinde mücadele etmesini ifade eden sözdür. Nokta 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 oynamak. Süremiz başladı. Tek kale. Tek kale oynamak. Görelim. Tebrikler. Ve efendim Kocaeli'den misafirimiz Ersin Bey'le alıyoruz sıradaki soruyu. Futbol sarısını kaçırmıştım ama futbolun F'si. Futbolun F'si. 80 puan değerinde futbolun F'sinde genel kültür varmış Ersin Bey. Geliyor sorumuz. Sel, deprem, hortum gibi insan eliyle önlenemeyen olayların ortak adıdır. Süremiz başladı. Doğal afet. Doğal afet. Görelim. Tebrikler. Hayal Hanım'dayız yeni soru için. Trabzon'un T'si. Trabzon'un T'sinde 70 puanımız var. Anlam bilgisi kategorisinden gelecek Hayal Hanım'ın sorusu. Yalvarma, rica, merhamet dileme gibi anlamlarda kullanılan Arapça kökenli sözcüktür. Süremiz başladı. Lütfetme. Lütfetme. Görelim. Hayır dediler. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir tane daha. Yalvarma, rica, merhamet dileme gibi anlamlarda kullanılırmış. 50 puanımız var. Bir kutu daha açıyoruz. Buyurun Burak Bey. Istarmak. Efendim? Istarmak. Istarma. Görelim. Hayır dediler. Buyurun Ersin Bey. İstirham. İstirham. Kutu, ay kutularımızdan diyordum, affedersin. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Burak Bey bizim de ayarımızı bozdu. Yalnız o harfleri ilk defa bu kez
Tam oturtamadık Burak evet. Bey. Yoksa şu ana kadar çok iyi gelmiştiniz. Ersin Bey istirhamı diğer yarışmacılarımızdan hızlı hatırladı ve aldı puanı. Şimdi de sorumuzun sahibi Yasemin Hanım. Pırasa'nın P'si. Pırasa'nın P'si 70 puan. Kategorisi bitkiler, sorusu şöyle. İri meyveli, parlak ve koyu kırmızı renkli bir kiraz çeşididir. Süremiz başladı. Paparina. Paparina. Şey yapalım. Tamam. Paparina mı aradığımız cevap? Görelim. Değilmiş. Buyurun Ersin Bey. Napolyon. Napolyon Oo. Kirazı. Bayağı. Sağlık olsun Yasemin Hanım. Ersin Bey 70 puan kazanır mı Napolyon'la? Görüyoruz. Tebrikler. Evet, bir kez daha puan tablosuna gideceğiz efendim. Ersin Bey'in puanı 420'ye ulaştı. Liderlik koltuğuyla arasındaki farkı 80'e düşürdü böylece. Şimdi Burak Bey'le alıyoruz sıradaki sorumuzu. Ceyhan'ın C'si. Ceyhan'ın C'si kategorisi genel kültürmüş. Geliyor ekranımıza. Bursa'da 1419-1420 yıllarında Sultan Çelebi Mehmet tarafından yaptırılan tarihi ibadethanedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Yasemin Hanım. Yeşil Cami. Yeşil Cami. Az önce kaptırdığı puanları Yeşil Cami ile telafi eder mi Yasemin Hanım? Görelim. Tebrikler. Bu kez güzel geldi. Tebrik evet, ediyorum Yasemin teşekkür Hanım. Teşekkür ederim. Bu arada Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda yer alan bilgi şöyleydi. 1419-1420'de Çelebi Sultan Mehmet tarafından yaptırılan caminin süslemeleri 1424'te 2. Murat döneminde yaptırılmıştır. Süslemede kullanılan yeşil firuze ve çinilerden dolayı adı Yeşil Cami olarak anılır der Kültür ve Turizm Bakanlığı. Efendim sıradaki sorumuzu alacağız. Şimdi de Ersin Bey ile birlikte. Ömer'in Ö'sü. Ömer'in Ö'sü 70 puan. Kategori anlam bilgisi. Ersin Bey için buyursunlar. Konuşma içinde sanki, güya anlamlarında kullanılan bir ifadedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Yasemin Hanım. Sözüm ona. Sözüm ona. İlk gün çok güzel yarışmıştı Yasemin Hanım. Biraz durgun başlamıştı. Evet. Efsane geri döndü mü? Görelim. Tebrikler. Artık herhalde ısındınız Yasemin evet. Hanım. Son sorularda yavaş, yavaş. Toparladık. Güzel. Efendim şimdi de sorumuzun sahibi Hayal Hanım olacak. Zonguldak Z'si. Zonguldak Z'si 60 puanımız da burada var. Sorumuzun kategorisi canlılar dünyasıymış. Geliyor. Akıntı ve rüzgarlarla sürüklenen ve bir şeye dokunduğunda ışık veren deniz canlısıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Yasemin Hanım. İstakoz. İstakoz. Aradığımız cevap mı? Görelim. Hayır dediler. Burak Bey. İstakoz. İstakoz. Az önce benzer bir durum yaşanmıştı. Mentalite, mantalite derken bu kez... İstakozla. İstakoz, istakoz. Acaba öyle bir şey yaşayacak mıyız? Görelim. Hayır dediler. Akıntı ve rüzgarlarla sürüklenen ve bir şeye dokunduğunda ışık veren deniz canlısı. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Hayal Hanım. Yakamoz. Yakamoz. 50 puan Hayal Hanım'a gider mi? Görelim. Tebrikler. Evet, Hayal Hanım'ın sorusunda puanlar bir şekilde Hayal Hanım'a ulaştı. Tebrik ederim Hayal Hanım. Teşekkür ederim. Efendim şimdi Yasemin Hanım'dayız. Giresun'un G'si. Giresun'un G'si. Bu kez sorumuzun kategorisi hayvanlar alemi olacak. Geliyor efendim Yasemin Hanım için. Palamut balığının eti lezzetli olan 20 ila 30 santimetre arasındaki küçük bir boyunun adıdır.
Nokta nokta palamudu. Süremiz başladı. Zargana. Zargana palamudu. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Buyurun Burak Bey. Kaygana. Kaygana palamudu. Doğru mu? Hayır dediler. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir tane daha. 40 puanımız var. Burak Bey buyurun. Mengene. Mengene palamudu. Oldu mu? Bu da olmamış. Bir kutu daha. Buyurun Hayal Hanım. Zingene. Zingene palamudu. Doğru mu? Değilmiş. Buyurun Burak Bey. Çingene. Çingene palamudu. 30 puan kazandırır mı? Görelim. Tebrikler. Evet, et ve süt kurumunda şöyle sınıflandırılmıştı. 20 santimetreye kadar palamut vanozu, 20 ile 30 santim arası çingene palamudu, 31 ile 40 santim arası palamut, 40 ile 50 arası da kestane palamudu şeklinde sınıflandırılmıştı. Burak Bey'e gitti puanlar efendim palamut sorusunda. Şimdi son 8 soruya başlayacağız Burak Bey ile birlikte. Osman'ın oğusu. Osman'ın oğusu 50 puan değerinde. Kategorisi coğrafya olacak Burak Bey. Geliyor sizin için. Güney Anadolu'da yer alan Orta Toros Dağları'nın Niğde, Mersin illeri arasında da kalan uzantısıdır. Nokta nokta dağları. Süremiz başladı. Bolkar. Bolkar. Bolkar Dağları. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. İlk turda 7 sorumuz var. Ersin Bey'deyiz efendim şimdi de. Urfa'nın uğusu. Şanlıurfa'nın uğusunda 50 puanımız ve turizm kategorisinden bir sorumuz varmış. Geliyor ekranımıza. Otellerde müşterilere sunulan tek kullanımlık şampuan, sabun, pamuk, tarak gibi malzemelere verilen isimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Hayal Hanım. Numune. Numune. Aradığımız cevap mı? Görelim. Hayır dediler numuneye. Otellerde müşterilere sunulan tek kullanımlık şampuan, sabun, pamuk, tarak gibi malzemelere verilen isim. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir tane daha. 30 puanımız var. Bir kutu daha. Buyurun Burak Bey. Gelmedi. Buyurun Ersin Bey. Tahminde bulunacağım. Buklet. Buklet. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Bugün hep temiz kalpli yarışmacılarımız var. Tahminde bulunan tutturuyor maşallah. Burak Bey'le başladık, Ersin Bey'le devam ediyoruz. Tebrik ederiz. Bukletle aldık efendim puanları. Kalan soru sayısı 6. Bir kez daha tabloya gidecek olursak 6 soru kala, sıralama şöyle. 580 Burak Bey, 440 Ersin Bey, 220 Yasemin Hanım, 90 Hayal Hanım. Hayal Hanım'la alıyoruz. Hayal'in H'si. Hayal'in H'si. 50 puan. Genel kültür kategorisinden geliyor sorumuz. Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisi olan İstiklal Madalyası sahibi pilottur. Vecihi nokta nokta. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Yasemin Hanım. Hürkuş. Vecihi Hürkuş. Hayal Hanım da biraz geç hatırladı. Sağlık olsun diyelim. Yasemin Hanım'a 50 puan gider mi? Görelim. Tebrikler. Buyursunlar, yeniden harf tablosuna dönüyoruz efendim. Bu kez Yasemin Hanım seçiyor.
Isparta'nın ısı. Isparta'nın ısı kategorisi bitkilermiş Yasemin Hanım. Geliyor sorumuz. Geçmişi Mısırlılar ve Romalılara kadar dayanan, sapından ve yapraklarından yararlanılan çok yıllık bir kış sebzesidir. Süremiz başladı. Pırasa. Pırasa. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. İlk turda 4 sorumuz kaldı. Yeniden Burak Bey'e döndük efendim. Kocaeli'nin K'si. Kocaeli'nin K'si. Ersin Bey'in sorusunu aldınız. Kocaeli'nin K'si 40 puan demek. Kategorisi coğrafya olacak. Alıyoruz. Mağaralarda damlayan kireçli suların katılaşmasıyla tabandan yukarıya doğru oluşan kalker birikintisidir. Süremiz başladı. Dikit. Dikit. ...40 puan daha kazandırır mı? Görelim. Tebrikler. Buyursunlar, Ersin Bey'deyiz. Yumuşak ye. Yumuşak ye. 40 puan da buradan kazanabiliriz. Bu kez dil bilgisinden geliyormuş sorumuz efendim. Alıyoruz. Dil bilgisinde sonuna getirildiği kelimenin birden fazla olduğunu anlatan ektir. Nokta nokta eki. Süremiz başladı. Çoğul eki. Çoğul eki. Görelim. Tebrikler. Evet beyler, ilk turdaki sorularını tamamladılar. Hanımların soruları kaldı. İki sorumuz, Hayal Hanım'dayız. Rize'nin R'si. Rize'nin R'si 40 puan. Kategori sinema olacak Hayal Hanım. Alıyoruz efendim sizin için. Başrollerinde Bildan Atasever ve Ufuk Bayraktar'ın oynadığı 2006 yapımı Zeki Demirkubuz filmidir. Süremiz başladı. Duvar. Duvar. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler Burak Bey. Kader. Kader. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Ve Yasemin Hanım kapatacak ilk turumuzu. İrem'in iyisi. İrem'in iyisi var elimizde. Kapanış sorumuzun kategorisi de yiyeceklermiş Yasemin Hanım. Geliyor. Kıyılmış etin baharatla yoğrulduktan sonra tam ya da yarı pişirilerek doldurulmasıyla hazırlanan bir yiyecek türüdür. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif Burak Bey. İslim. İslim. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler İslim'e. Kıyılmış etin baharatlarla yoğrulduktan sonra tam ya da yarı pişirilerek doldurulmasıyla hazırlanan bir yiyecek türü. Kutularımızdan bir tanesini açalım. 30 puanımız var. Bence herkes şu an çok zor düşünüyor. Kolay düşünürsek gelecek. Herkes zor düşünüyor bence şu an. Gelecek. Kıyılmış etin baharatlarla yoğrulduktan sonra tam ya da yarı pişirilerek doldurulmasıyla hazırlanan bir yiyecek türü arıyoruz. 20 saniye süremiz var. Ne olabilir? Kutularımızdan bir tanesini daha açıyoruz. Buyurun Burak Bey. Sosis. Sosis. O kadar tepkili geldik, bu muydu diye Burak Bey'den. Sosis, doğru mu görelim. Kutlarız. Doğru olduğunu düşünerek değil, başka bir şey de söyleyemedim. Acaba o mudur diyerek
Ha, kolaysa daha kötü olacaktı cevap vermem. İyi ki doğru çıktı. Evet, çünkü siz İstim'le başladınız. Hani daha böyle yöresel, belki zor bir şey çıkacak diye. Evet. Özellikle Saraylı'dan sonra az önce karşımıza çıkan muhtemelen öyle bir beklenti doğdu herkeste. Ama daha kolay bir cevabımız varmış. Fakat zoru düşündüğümüz için ulaşamadık. Sağlık olsun, evet. Burak Bey tamamladı sonra. Böylece ilk turumuzu tamamlamış olduk biz de. Puan tablosuna gidecek olursak liderlik koltuğunda Antalya'dan yarışmacımız Burak Bey var 680. İkincilik koltuğunda Kocaeli'den misafirimiz Ersin Bey var 480. Üçüncülük koltuğunda Yasemin Hanım var İstanbul'dan yarışmacımız 320. Ve Hayal Hanım da yine İstanbul'dan 90 puanla ilk turu tamamladılar. Değerlendirme alalım. Burak Bey, ne dersiniz ilk tur için? Şanslı bir tur geçirdim. Seçtiğim sorular da güzel geldi. İyi bir ısınma turu oldu benim için. Güzel, iyi başladınız dediğiniz gibi. Liderlik koltuğu zaten şahane. Keyifler yerinde, nazar değmesin. İnşallah ikinci tur herkes için güzel bir tur olur. İnşallah. Ersin Bey, siz ne dersiniz? Güzeldi benim için de. Zorlu rakiplerle yarışıyoruz bugün. Ama başarılıydım sanırım, yani çok kötü değildi. Beklediğim gibiydi. İlk güne göre daha fazla zorlandık mı? Yoksa aynı? İlk gün biraz daha sanki rahattım. Öyle mi? Biraz daha zorlayıcı geldi. Bakalım ikinci turda neler yaşayacağız. Peki, birazdan birlikte göreceğiz. Başarılar Ersin Bey. Teşekkürler. Hayal Hanım, ne dersiniz? Yani benim için biraz şanssız geçiyor gibi sanki, ama gene de eğleniyorum, mutluyum şu an soruları görmekten, ama daha iyi olursa daha iyi güzel olur. Siz ilk gün daha girişimci başlamıştınız diye hatırlıyorum yarışa. Burada bugün biraz daha enerjim düşük galiba şimdi. Rakipler de hızlı. Evet, belki orada çok biraz hızlılar, daha iyiler. Evet. İnşallah ikinci tur. İnşallah. Az önce Yasemin Hanım da düşük başladı fakat sonra güzel bir dönüş yakaladı. Ben İnşallah açılırım. Aynı dönüşü Umarım. Siz de yakalarsınız. Yasemin Hanım, siz ne dersiniz? Yani keyifli gidiyor. Ben de biraz heyecanlıyım. Bir de seçtiğim sorularda biraz şanssız olduğumu düşünüyorum yani. Bildiğim yerlerden denk gelmiyor. İnşallah ikinci tur daha güzel olur. Hadi inşallah. Herkesin çok güzel dilekleri var ve beklentileri var ikinci tura dair. O zaman efendim hem yarışmacılarımızı hem de ekran başındaki seyircilerimizi bekletmeyelim. Hemen ikinci turumuza geçelim. Tekrar çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Ben Bilirim'de ikinci turumuza Burak Bey ile başlıyoruz. Buyursunlar yepyeni harf tablomuz. Puanlarımız ne durumda? Evet, yine yüksek puanlı sorularımız var. Fatsa'nın F'si. Fatsa'nın F'si dedik. 100 puanla başlıyoruz Burak Bey'le. Kategorisi bilim dallarıymış Burak Bey. Geliyor efendim sorumuz. Diğer adı yüzey bilimi olan, yer şekillerini ve oluşum süreçlerini inceleyen daldır. Süremiz başladı. Jeomorfoloji. Jeomorfoloji. Burak Bey'e ilk sorusunda 100 puan kazandırır mı? Görelim. Kutlarız. Ersin Bey için gelecek harfler. Umut'un U'su. Umut'un U'su. Olmuşken 170 evet. olsun dedi Ersin Bey. Yüksek puanlı sorumuz. Kategorisi masallarmış Ersin Bey. Geliyor efendim ekrana. Asıl önemli olan başlamak değil bitirmektir. Öğüdünü veren ve azimle başarının önemini vurgulayan ünlü çocuk masalıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Yasemin Hanım. Kaplumbağa ile tavşan. Kaplumbağa ile tavşan. Asıl önemli olan başlamak değil bitirmektir. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Bu kez de Yasemin Hanım'a yaradı efendim. Yüksek puanlı sorumuz. Tebrikler Yasemin Hanım. Masalı hatırladı mı herkes? Evet. Evet, hatırladık. Evet. Bu taraf daha acı hatırlamış. Yasemin Hanım yüzü gülerek hatırlıyor. 170 puan. Şimdi de Hayal Hanım seçecek efendim. Buyursunlar. Pırasanın P'si. Pırasanın P'si. 130 puan değerinde. Sorumuzun kategorisi deyimler olacak. Geliyor Hayal Hanım için. Çalışabiliyorken, sağlığı yerindeyken, eline fırsat geçmişken çokça para biriktirmek anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Burak Bey. Küpünü doldurmak. Küpünü doldurmak. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Yasemin Hanım için geleceği harflerimiz. Y
Yasemin'in yeğesi. Yasemin'in yeğesi, 130 puan kazanabiliriz. Sorumuzun kategorisi çocuk şarkılarıymış. Buyursunlar ekranımızda. Kızarmış ekmek, biraz da peynir, aman efendim ne güzel yenir. Sözlerinin geçtiği çocuk şarkısıdır. Erken nokta nokta, erken nokta nokta. Süremiz başladı. Erken yatınca erken kalkarım. Erken yatınca erken kalkarım. Aradığımız cevap mı görelim? Hayır dediler. Buyurun Burak Bey. Erken yatınca erken kalkılır. Erken yatınca erken kalkılır. Aradığımız cevap mı görelim? Ona da hayır dediler Ersin Bey. Erken yatalım, erken kalkalım. 130 puanı da alalım diyorsunuz. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Buyurun Burak Bey. Şimdi düşüneceğim. Gelmedi. Buyurun Yasemin Hanım. Erken yatılır, erken kalkılır. Erken yatılır, erken kalkılır. Doğru mu? Hayır dediler. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Burak Bey. Olmadı. Gelmedi. Buyurun Yasemin Hanım. Erken yatalım, erken kalkalım. Ersin Bey'den de aynı cevap gelmişti. Evet, doğru mu görelim? Hayır dediler. Yarışmacılarımız çok yaklaştı. Buyurun Yasemin Hanım. Erken yatarım, erken kalkarım. Erken yatarım, erken kalkarım. Bu çevrede çok dolaştık. Çok yakın evet. Cevaplar geldi. Peki bu kez puan kazanır mıyız? Görelim. Tebrikler. Evet. En çok yaklaşan isim Ersin Bey olmuştu. Çok emin söylemiştim ama evet, yanlış biliyormuşuz. Yasemin Hanım'dan önce Ersin Bey geldi. Sonra Yasemin Hanım tamamladı efendim. Bu arada arka arkaya şu ana kadar ikinci turda 3 soru mu oldu Yasemin Hanım sizin cevapladığınız? 2 oldu galiba, emin değilim. Dilerseniz puan tablosuna bakalım. Çünkü jeomorfoloji gelmişti. Onun dışında güzel puanlar aldı Yasemin Hanım. 610'u görmüş ve ikincilik koltuğuna geçti böylece. Buyursunlar, şimdi de sorumuzun sahibi Burak Bey oldu. İzmir'in iyisi. İzmir'in iyisi 150 puan demek. Bu kez edebiyattan gelecek efendim sorumuz alırız. Toplumun değişme sürecini bireyden yola çıkarak anlatan Ahmet Hamdi Tanpınar eseridir. Saatleri nokta 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 nokta. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Yasemin Hanım. Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Saatleri Ayarlama Enstitüsü. 150 puan demek. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Bir kez daha puan tablosuna gidecek olursak bu cevabın ardından 760'a 910 oldu liderlik yarışındaki son durum. Buyursunlar Ersin Bey. Gülhan'ın G'si. Gülhan'ın G'si 120 puan demek. Sorunun kategorisi genel kültürmüş. Alıyoruz. Bazı eğlence mekanlarına kabulün ön şartı olan klişeleşmiş sözdür. Süremiz başladı. Damsız girilmez. Damsız girilmez. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Hayal Hanım'dayız yeni soru için. Trabzon'un T'si. Trabzon'un T'si 90 puan kazandırabilir. Bu kez felsefeden gelecek Hayal Hanım sorumuz. Alıyoruz. Akla ve akıl yoluyla varılan yargıya inanan, akıl dışı hiçbir şeyi tanımayan felsefi görüşü benimsemiş kişidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Yasemin Hanım. Rasyonalist. Rasyonalist. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Evet.
Böylece Hayal Hanım'ın sorusunda puanlar Yasemin Hanım'a gitmiş oldu. Şimdi Yasemin Hanım kendi sorusunu alacak. Şırnağın Şeysi. Şırnağın Şeysi. 170 puanlık bir sorumuz var burada da. Sorunun kategorisi genel kültürmüş Yasemin Hanım. Geliyor sizin için ekranımıza. Kısaltması AGİT olan Türkiye'nin de aralarında bulunduğu uluslararası örgüttür. Avrupa nokta 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 teşkilatı. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Burak Bey. Güvenlik ve İşbirliği. Kısa adı AGİT olan örgütün uzun hali Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı dedik. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Herkes bir önceki yarışmacının puanını alarak yola devam ediyor. Şimdi de Burak Bey seçecek harfimizi. Geliyor efendim harfler. Çorum'un Ç'si. Çorum'un Ç'si 100 puan. Anlam bilgisi kategorisinden geliyor Burak Bey'in sorusu. İnsanın kendisi, çevresi veya herhangi bir konuda tanıma, anlama şuuruna ulaşmasıdır. Süremiz başladı. Bilinçlenmek. Bilinçlenmek. Görelim. Tebrikler. Bir harfleri önce bir emin olamadım. Bir an sığmadığını düşündüm. Evet. Sonra güzel sığdırdı Burak Bey. Puan tablosuna gidecek olursak bir kez daha efendim. Burak Bey bu cevabın ardından kaça ulaşmış? Tabloda liderlik koltuğunda ve 1180 ile yarışı sürdürüyor. Şimdi Ersin Bey'deyiz. Nide'nin N'si. Nide'nin N'si. Kategorimiz hukuk olacak Ersin Bey. Geliyor efendim ekranımıza. Anayasada suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz şeklinde yer alan hukuk ilkesidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Burak Bey. Masumiyet karinesi. Efendim? Masumiyet karinesi. Masumiyet karinesi. 150 puan değerinde. Görelim. Kutlarız. Bazen tek harften hata yapabildiğimiz için özellikle bir kez daha evet. Duymak istedik ve Burak Bey hakkını verdi. Çok da güzel puan aldı. Tebrik ederim bir kez daha. Teşekkürler. Ve Hayal Hanım'dayız yeni soru için. Rize'nin R'si. Rize'nin R'si 90 puan. Kategorisi sağlık olacak Hayal Hanım sorumuzun. Geliyor. Tıpta erkek cinsiyet hormonunun adıdır. Süremiz başladı. Testosteron. 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 Yapılan son değişiklikle testosteron oldu. Evet. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Hızlı söylediğiniz için hızlı telaffuzu hiç yazılışını düşünmedim. Evet. O yüzden. O harfi de zaten açıkçası sonradan Hayal Hanım fark etti galiba. Evet, evet. Düzeltti efendim. Süre içerisindeki bütün düzeltmeleri de kabul ediyorduk. Tebrik ederiz Hayal Hanım'ı. Ve Yasemin Hanım'dayız. Sorumuz gelecek. Önce harflerimizi gördük. Ne dersiniz Yasemin Hanım? Van'ın V'si. Van'ın V'si. 140 puan demek. Kategorisi atasözleriymiş. Alıyoruz. Çok kötü bir haldeki kimse bundan daha kötü durumların da olduğunu düşünerek avunmalıdır anlamındaki atasözüdür. Süremiz başladı. Beterin beteri var. Beterin beteri var. Görelim. Kutlarız. Finale adım adım yaklaşıyoruz ve her sorudan sonra heyecan daha fazla artıyor. Çünkü artık önemli eşiklerden geçeceğiz. 4 yarışmacımızın da final şansı devam ediyor. Bir kez daha hatırlatmış olalım efendim. Şimdi sorumuzu Burak Bey seçecek. Bir
Hatay'ın H'si. Hatay'ın H'sinde emlak kategorisinden bir soru varmış Burak Bey. Geliyor efendim. Emlak sektöründe inşa edilen konutun tüm eksiklerinin tamamlanarak alıcıya verilmesi sistemidir. Süremiz başladı. Anahtar teslim. Anahtar teslim. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Burak Bey, bu soruya Ersin Bey çok bel bağlamıştı. Sizin onu son saniyelere bırakmanız. Evet. Ersin Bey çünkü hazırda bekliyordu. Evet. Cevap gelir gelmez en çok üzülen isim oldu. Sağlık olsun diyelim Ersin Bey. Aynen, sağlık olsun. Peki, şimdi Ersin Bey seçecek efendim kendi sorusunu. Zonguldak'ın Z'si. Zonguldak'ın Z'si 110 puan demek. Sorumuzun kategorisi spormuş. Geliyor ekranımıza. Dünya boks şampiyonu sporcumuz Sinan Şamil Sam'ın lakabıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? 2015 yılında kaybettiğimiz, buyurun Burak Bey. Boğazın boğası. Boğazın boğası. 2015'te kaybettiğimiz dünya boks şampiyonu sporcumuz Sinan Şamil Sam'ın lakabı. Boğazın boğası mı? Görelim. Kutlarız. Ve Hayal Hanım seçecek sıradaki soruyu. Ceyhan'ın C'si. Ceyhan'ın C'si. 120 puan sinema kategorisinden geliyor Hayal Hanım için. Şarkıcı bir kızla genç bir avukat arasındaki aşkı konu alan Bergen'in meşhur bir şarkısıyla aynı adlı Türk filmidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Burak Bey. Acıların Kadını. Acıların Kadını. Bir Bergen şarkısıyla aynı ada sahip Türk filmi, doğru mu? Görelim. Tebrikler. Ve Yasemin Hanım'ın da sorusunu aldıktan sonra puan tablosuna bir kez daha gideceğiz. Buyursunlar harflerimiz. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L'sinde 150 puan ve Türk sanat müziği kategorimizden bir soru varmış efendim, geliyor. Pek çok sanatçı tarafından seslendirilen, bestesi Zeki Müren'e ait olan şarkıdır. Sensiz saadet neymiş? Nokta 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 nokta. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Burak Bey. Sevgilim bilemem ki. Sensiz saadet neymiş? Sevgilim bilemem ki. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Buyurun Hayal Hanım. Tatmadım bilemem ki. Sensiz saadet neymiş? Tatmadım bilemem ki. 150 puanı Hayal Hanım'ın hanesine yazdırır mı? Görelim. Kutlarız. Evet, bir kez daha puan tablosuna gideceğiz demiştik Yasemin Hanım'ın sorusundan sonra. Şöyle şekillendi. 1670, 990, 600 ve 330 şeklinde şu an sıralamamız. Ve yeniden bir numaraya Burak Bey'e dönüyoruz. Sivas'ın S'si. Sivas'ın S'si. Burak Bey genel kültür kategorisinden gelecekmiş efendim. Alırız sorumuzu. Telefon, telgraf, televizyon, radyo ve benzeri araçlardan yararlanarak yürütülen bilgi alışverişidir. Süremiz başladı. Komünikasyon. 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 Doğru mu? Görelim. Kutlarız.
Burak Bey, vallahi burada puanı kolay vermiyorlar. Tek tek hece hece veriyorlar. İyi oldu. O yüzden evet, sizin de üstünden geçmeniz çok güzel oldu. Evet. Emin olarak aldık ve efendim Burak Bey artık final turunda yarışmaya hak kazandı. Rakibini belirlemek için birazdan yolculuğumuz sürecek. Buyursunlar, sıradaki sorumuz Ersin Bey. Denizin D'si. Denizin D'si. 150 puan değerinde sorunun kategorisi spor olacak. Geliyor Ersin Bey için. Türkiye'de güreş milli takımımızın anıldığı lakaptır. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Ersin Bey. Minder'in aslanları. Minder'in aslanları. 140 puan demek. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Az önce Sinan Şamil Sam sorusu da size geldi. Evet, değil mi? O da bana orada gelmiş. Kaptırmıştık. Evet, aslında şimdi spor ilgi alanımda ama boğazın boğasını kaptırdık. Evet, boğazın boğası Burak Bey'e gitmişti. Şimdi bu de kez minderin kısmını çözmüştüm ama aşağısını çözememiştim. Bir harf çıkınca güzel tamamladınız. Oluyor. Güzel de puan aldık. Tebrik ediyoruz bir kez daha Ersin Bey. Efendim, sorumuzun sahibi şimdi Hayal Hanım. Ürdün'ün üsü. Ürdün'ün üsü 90 puan genel kültür kategorisinden geliyormuş. Ucunda ok ve artı işareti bulunan kadın ve erkek sembollerinin kaynağı olan iki gezegendir. Süremiz başladı. Venüs ve Mars. Venüs ve Mars. Görelim. Tebrikler. Yasemin Hanım'dayız. Buyursunlar. Ordu'nun olsun. Ordu'nun olsu Yasemin Hanım'a 110 puan kazandırabilir. Kategori bir kez daha genel kültür. Alıyoruz efendim ekranımıza. Çocuklara sağ ve sol yön kavramlarını öğretirken kullanılan çağrışım ifadesidir. Sağım nokta nokta, solum nokta nokta. Süremiz başladı. Sağım sarımsak, solum soğan. Sağım sarımsak, solum soğan. ...110 puan kazandırır mı? Görelim. Tebrikler. Bir kez daha puan tablosuna gideceğiz. Ben Bilirim'in ödül bölümünde artık final turuna çok az kaldı. 1770 puan Burak Bey, 1100 puan Yasemin Hanım, 740 puan Ersin Bey, 420 puan Hayal Hanım. Herkesin şansı devam ediyor. Altını çizelim efendim ve yolumuza devam edelim biz de Burak Bey'le. Malatya'nın M'si. Malatya'nın M'si 90 puan. Kategorisi bir kez daha hukuk olacak. Burak Bey için alıyoruz. Kişinin kendi adına bir işi yapacağını veya teslimini üstlendiğini bildirdiği belgedir. Süremiz başladı. Vekaletname. Vekaletname. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Başka bir vekil tayin etmeden kendisi sorumluluğu alıyor burada. Ne olabilir aradığımız cevap? Buyurun Hayal Hanım. Tebligatname. Tebligatname. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Buyurun Burak Bey. Verasetname. Verasetname. Kişinin kendi adına bir işi yapacağını veya teslimini üstlendiğini bildirdiği belge verasetname mi? Görelim. Ona da hayır dediler. Buyurun Yasemin Hanım. Velayetname. Velayetname. Bütün hukuk terimleri şu an sıradan geliyor, bakalım kime gidecek puan? Velayetname mi? Görelim. Ona da hayır dediler. Çok kritik bir noktadayız. O yüzden elimizden geldiğince geç kutu açmaya çalışıyoruz. Sonuca etki etmemek için. Kişinin kendi adına bir işi yapacağını veya teslimini üstlendiğini bildirdiği belge. Kutularımızdan bir tanesini açalım.
Bir kutu daha. Ben bu işi yaparım. Bir kutu daha. Buyurun Burak Bey. Gelmedi. Buyurun Yasemin Hanım. Taahhütname. Taahhütname. Kişinin kendi adına bir işi yapacağını veya teslimini üstlendiğini bildirdiği belge. Velayetlere gittik, verasetlere gittik. Bayağı dolaştık ve taahhüte geldik Yasemin Hanım'la. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, galiba ikinci turda şu ana kadar bizi en çok zorlayan soru bu oldu. Yasemin Hanım'dan geldi efendim. Şimdi sıradaki sorumuzu Ersin Bey'le seçiyoruz. Adana'nın ağası. Adana'nın ağası 120 puan değerinde ve deyimler kategorisinden geliyor Ersin Bey'in sorusu. Geçimini kendi emeğiyle sağlayacak duruma gelmek anlamında kullanılan bir deyimdir. Süremiz başladı. Eli ekmek tutmak. Eli ekmek tutmak. Görelim. Kutlarız. Efendim bir kez daha puan tablosuna gidiyoruz. Eli ekmek tutmaktan sonra Ersin Bey'i tabloda nereye taşıdı? 860 puana taşıdı. 1160-860 şeklinde şu an ikincilik yarışı. Buyursunlar sorumuzun sahibi Hayal Hanım. Yumuşak G olsun. Yumuşak G olsun. 90 puan kazanabiliriz. Genel kültürden gelecek Hayal Hanım. Sorunuz şöyleymiş efendim. Genellikle gazlı meşrubatların ambalajında görmeye alıştığımız uyarı ifadesidir. Süremiz başladı. Soğuk içiniz. Soğuk içiniz. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Cevaptan çok emin olduğunuz bir soruydu. Gayet uzman otorite duruşuyla soğuk içiniz. O kadar çok meşrubat tüketiyoruz ki. Evet, tebrik ediyoruz efendim. Ve dönüyoruz Yasemin Hanım'a. Ömer'in öğüsü. Ömer'in öğüsü. Atasözleri kategorisinden gelecek Yasemin Hanım. 100 puan kazandırabilecek sorumuz. Yapılacak işin bütün yönleri önceden çok iyi düşünülmeli. Sonra işe başlanmalıdır anlamındaki atasözüdür. Bin nokta nokta bir nokta nokta. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Ekranımızda bir atasözümüz var. Yapılacak bir işin bütün yönleri önceden çok iyi düşünülmeli. Sonra işe başlanmalıdır Hayal Hanım. Bin ölçüp bir biçmeli. Bin ölçüp bir biçmeli. Bin ölçüp bir biçmeli. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Böylece elimizde kaldı final öncesi son 4 soru. Şimdi de o 4 soruya Burak Bey ile birlikte başlıyoruz efendim. Iğdır'ın ısı. Iğdır'ın ısı. Kategori yine birlikte bir söz arayacakmışız Burak Bey. Geliyor ekranımıza. Çekişmeli geçecek bir oyun ya da karşılaşmaya başlarken sıklıkla kullanılan bir temenni sözüdür. Süremiz başladı. İyi olan kazansın. İyi olan kazansın. Görelim. Tebrikler. Final turuna 3 sorumuz kaldı. Ersin Bey'deyiz. Burak'ın B'si. Burak'ın B'si. 90 puanımız varmış. Canlılar dünyasından gelecek Ersin Bey'in sorusu. Alıyoruz efendim. Yayıngillerden doğal yaşam alanı Güney Amerika olan akvaryumun tabanındaki yemleri yiyerek beslenen bir canlıdır. Süremiz başladı.
Gelmedi. Buyurun Burak Bey. Çöpçü balığı. Çöpçü balığı. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Kaldı elimizde iki soru efendim. Çöpçü balığı da Burak Bey'e gitti ve puan tablosuna bir kez daha gitme zamanı. Şansı devam ediyor mu yarışmacılarımızın? Bakacak olursak 1160-860 artık finalistlerimiz netleşti. Burak Bey ve Yasemin Hanım birazdan final turunda yarışacaklar. Son iki sorumuzu cevaplıyoruz. Hayal Hanım'dan alacağız şimdi harfimizi. Edirne'nin E'si. Edirne'nin E'si. Kategorisi kozmetikmiş Hayal Hanım. Geliyor. Temizlik amaçlı kullanılmak üzere nemlendirilmiş ve hoş koku verilmiş ambalajlı üründür. Süremiz başladı. Islak mendil. Islak mendil. Görelim. Tebrikler. Hayal Hanım final şansı kalmadığından beri arka arkaya cevap ve... Rahatlayınca. Evet maşallah hiç sektirmedi o şans kalmadıktan sonra onu herhalde ben özellikle dile getirmedim ama siz içinizden hesaplayıp herhalde bir rahatladınız Hayal Hanım. Evet ben rahatladıktan sonra iyice bıraktım. Evet ama bıraktıktan sonra puan almaya başladınız. Tebrik ederim burada da gördük ve son sorumuza geldik Yasemin Hanım'dayız. Kemal'in K'si. Kemal'in K'si kalmıştı elimizde. Bir tabirler kategorisi varmış. Oradan gelecek sorumuz. İnsanlara mesafeli, uzak davranan ve antipatik duran kimseler için kullanılan tabirdir. Süremiz başladı. Soğuk nevale. Soğuk nevale. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Ve böylece Ben Bilirim'in ödül bölümünde ilk iki turumuzda 56 soruyu 4 değerli misafirimizle geride bıraktık. Onlar zaten günlerini birinci tamamlamış isimlerdi. Bu akşamın final turunda yarışacak isimler de netleşti. Tablo şöyle 1990 puanla Burak Bey finalde. Rakibi 1250 puanla Yasemin Hanım. Kutlarız. Evet diğer başarılı yarışmacılarımızdan bugün... Ersin Bey finali zorlayan isim oldu. Kaç puan topladı Ersin Bey? Final öncesi 860 puanla artık yarışmaya veda ediyor. Hayal Hanım da geç açılan yarışmacımız oldu ama devamında 700 puan toplamış. Tebrik ederiz. Evet birazdan finalistlerimizle son turumuzda konuşacağız. Ama ikidir ağırlamaktan çok memnun olduğumuz isimler. Ersin Bey ne dersiniz bu akşam için? Çok teşekkürler, çok eğlendik. Çok zevkliydi burada olmak. İkinci turda biraz performansımda düşüş oldu. O da biraz harflerin, kategorilerden biraz etkisiydi. Özellikle bu erken yatalım, erken kalkalım. Beni bayağı demoralize etti orası. Ama arkadaşlar da çok iyilerdi. Tebrik ediyorum arkadaşları. Sizinle birlikte burada olmak çok eğlenceliydi. Çok, çok teşekkürler. O erken yatalım, erken kalkalım da eşiniz az daha masaya geliyordu. Çünkü ben takip ediyorum. Orada hanımlar kafa kafaya verip gerçekten orada başka bir formatı vardı yarışmanın. Orada 3 kişi birlikte cevaplıyorlar. Burada bireysel bir yarış vardı. Çünkü mesela buklet sorusu geliyor. Kafa kafaya verip buklet neydi, öyle miydi, böyle miydi onu gözlemliyordum. Ama erken yatalım erken kalkalım da gerçekten hanımefendi epey mücadele verdi sessiz kalabilmek için. Teşekkür ederim bu arada. Gerçekten ailelerle bir arada olduğumuz zaman daha da keyifli geçiyor. Ersin Bey de bu akşam eşi yalnız bırakmamıştı. Ayaklarınıza sağlık efendim. Teşekkürler tekrar. Hayal Hanım siz ne dersiniz bu akşam için? Evet bugün biraz geç açıldım. Hatta son zamanlarında açıldım ama yetişemedim. Ama arkadaşlar çok başarılılardı. Tebrik ediyorum gerçekten. Çok güzeldi, keyifliydi. Sizlerle burada olmak çok eğlenceliydi. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Hızlı rakipler vardı mutlaka. Evet. Hani bir sıralama olacaktı ama sizin de sonlarda yaptığınız ataklar güzeldi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun efendim. Doktorumuz Hayal Hanım ikinci defa bizimle birlikte yarıştı. Ayaklarınıza sağlık bir kez daha. Ersin Bey de Kocaeli'den emek verip gelmişti. Teşekkür ederiz bir kez daha. Sevgili seyirciler artık final zamanı. Ben Bilirim de bu haftanın birincisi kim olacak? Onu görmek için son 10 sorumuzu cevaplayacağız. Şu an avantajlı isim Burak Bey. Yasemin Hanım gerilerden gelip oyunu yarışı çevirebilecek mi? 4 soruluk avantajı var Burak Bey'in. Birlikte görelim, birlikte yarışalım. Hadi finale geçelim. ...30 yaşındayım, bilgisayar mühendisiyim. Bu
kadar diyorsunuz. Kısa dediğim için tabii haklısınız. Teknik, içimdeki fırtına, brokat, süt danası. Kutlarız. Mantalite, oymak başı, saraylısı, tek kale, çingene. Tebrikler. İki canlı, yeşil, sözüm ona, hür kuşu. Tebrikler. Pırasa. Dikit, kader, sosis. Kaplumbağa ile tavşan. Kutlarız. Küpünü doldurmak. Erken yatarım, erken kalkarım. Saatleri ayarlama enstitüsü. Kutlarız. Tekrar çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Ben Bilirim de artık bu haftanın birincisini belirleme zamanı. Final turumuza başlayacağız. Puan tablosuna bir kez daha bakacak olursak 1990 puanla geldi Burak Bey son tura ve Yasemin Hanım da 1250 puan topladı. Aradaki fark 740 puan, yani 4 soruluk avantajı var Burak Bey. Hazırsak Yasemin Hanım'la ilk kategoriyi seçeceğiz. Hazır mıyız Yasemin Hanım? Hazırız. Hadi bakalım. O zaman bu akşam neler varmış önce birlikte görelim. Bu akşam sinema, yeme içme, bilişim, bitkiler ve genel kültür kategorilerinden sorularımız var. İlk soruyu Yasemin Hanım'la birlikte seçiyoruz. Bilişim Ü. Bilişim kategorisi. Cevabımızda Ü harfimizi göreceğiz. Eller butonda. İlk sorumuz ekranda. İnternet sitelerinde en çok karşılaştığımız hata mesajlarından biri olan sayfa bulunamadı uyarısıyla birlikte ekrana gelen sayıdır Burak Bey. 404. 404. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. İkinci kategoriyi de Burak Bey ile birlikte seçiyoruz. Sinema M. Sinema M harfi. Geliyor ekranımıza sorusu. Bu mesaj 5 saniye içinde kendini yok edecektir sözüyle hatırlanan film serisidir Yasemin Hanım. Gelmedi. Süremiz işliyor. Bu mesaj 5 saniye içinde kendini yok edecektir. Buyurun Burak Bey. Görevimiz tehlike. Görevimiz tehlike. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. 2'de 2 yaptı Burak Bey. Yasemin Hanım yeniden kategori seçiyor. Bitkiler E. Bitkiler Edirne'nin E'si. Buyursunlar sorumuz. Yuvarlak taneleri baharat olarak kullanılan sevimli, ufak tefek, esmer güzeli anlamına da gelen bitkidir Burak Bey. Karabiber. Karabiber. Görelim. Tebrikler. Bu kez de kategori ekranımız Burak Bey için gelecek. Buyursunlar. Sinema D. Peki, sinema kategorisini tamamlıyoruz efendim. Sorumuz şöyle. Kendini takdim ederken önce soyadını, sonra adını ve soyadını söyleyen film karakteridir Yasemin Hanım. James Bond. James Bond. Bond, James Bond dedik. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Buyursunlar, şimdi de Yasemin Hanım seçiyor. Ekranımıza geliyor kategoriler. Genel kültür S. S harfi, genel kültür kategorisi nasıl sorulmuş görelim. Ülkemizde traktör kullanabilmek için alınması gereken ehliyettir Yasemin Hanım. A sınıfı. A sınıfı ehliyet. Traktör kullanabilmek için alınması gereken ehliyet. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Buyurun Burak Bey. E sınıfı. E sınıfı ehliyet almalıyız traktör kullanabilmek için. Doğru mu? Görelim. E de olmadı Yasemin Hanım. D sınıfı. D sınıfı ehliyet. Yasemin Hanım ikinci ve son hakkını kullandı. D sınıfı ehliyetle. Görelim. Hayır dediler. Burak Bey de ikinci ve son hakkını kullanacak. Buyurun Burak Bey. F sınıfı. F sınıfı ehliyet. A'dan girdik. F'ye kadar geldik. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet.
Burak Bey'e gitti efendim. Böylece F sınıfı ehliyetin puanları. Şimdi yeniden kategori ekranımızdayız Burak Bey'le birlikte. Genel kültür R. Genel kültür kategorisi. Geliyor sorusu. Kunikte denen iki kişinin burun uçlarını birbirine değdirerek yaptıkları selamlamanın atfedildiği halktır. Burak Bey. Gelmedi. Bu soruda 4 kutumuzu açma hakkımız var. Kunikte denen iki kişinin burun uçlarını birbirine değdirerek yaptıkları selamlamanın atfedildiği halk. Kutularımızdan ikisini açalım. Buyurun Burak Bey. Eskimolar. Eskimolar. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Kaldı elimizde. Final turumuzda 4 sorumuz. Yasemin Hanım seçiyor sıradakini. Bilişim şey. Bilişim kategorisi. İkinci sorusu şöyleymiş. Uzakta konumlandırılmış bilgisayarlara internet üzerinden erişilerek verilerin saklanması, işlenmesi ve kullanılmasıdır Burak Bey. Gelmedi. Bu soruda da 5 kutumuzu açma hakkımız var. Kutularımızdan ikisini açıyoruz. Buyurun Burak Bey. Bulut bilişim. Bulut bilişim. Görelim. Tebrikler. İlk turda özellikle o harfini göremediğimiz sorularda Burak Bey evet bilgiden öte ben harfleri oturtarak yürüyorum demişti. Evet. Burada bayağı harf vardı herhalde bu kez bilgiyle geldi. Evet. Tebrik ederim Burak Bey. Yani eğer burada da öyle deseydiniz mütevazı diyecektim sizin için ama hiç yani gerçekten çok güzel gördünüz. Tebrik ederim bu soru için de. Şimdi kategorimizi seçiyoruz. Kiminle birlikte? Burak Bey'le. Bitkiler yumuşak ge. Bitkiler yumuşak ge. Sorumuz şöyleymiş efendim. Ana vatanı Brezilya olan alev kırmızısı rengiyle dikkat çeken bir süs bitkisidir Yasemin Hanım. Gelmedi. Süremiz işliyor. Ana vatanı Brezilya olan alev kırmızısı rengiyle dikkat çeken bir süs bitkisi. Buyurun Burak Bey. Alaz çiçeği. Alaz çiçeği. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Bu soruda şu bilgiyi de aktarmak isterim. Çiçekleri alev kırmızısı, yaprakları yeşil şekilde. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir tane. Buyurun Yasemin. Ateş çiçeği. Ateş çiçeği. Görelim. Tebrikler. Yeniden kategori ekranımıza gidiyoruz. Bu kez Yasemin Hanım seçecek. 2 sorumuz kalmış. Yeme içme ne? Yeme içme ne harfi? Geliyor efendim ekrana. Soğan, sarımsak ve sirke gibi malzemeler katılarak yapılan bir tür et yemeğidir Yasemin Hanım. Gelmedi. Bu soruda 4 kutumuzu açma hakkımız var. Soğan, sarımsak ve sirke gibi malzemeler katılarak yapılan bir tür et yemeği Burak Bey. Çoban yahnisi. Çoban yahnisi. Aradığımız cevap çoban yahnisi mi? Görüyoruz. Hayır dediler. Kutularımızdan ikisini açalım. Bir kutu daha. Son 10 saniye açabileceğimiz son kutuyu da açıyoruz. Buyurun Yasemin Hanım. Papaz yahnisi. Papaz yahnisi. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Böylece son sorumuza kadar geldik.
Burak Bey seçecek artık son soruyu. Buyursunlar. Yeme içme. Yeme içme. K harfi. K harfimiz kalmış. Son kategori ve son soru. Geliyor. Yemek tariflerinde sıkça adı geçen toz ürünler için iki parmak ucuyla tutulabilen miktarı belirten ölçüdür Burak Bey. Gelmedi. Yemek tariflerinde sıkça adı geçen toz ürünler için iki parmak ucu tutulabilen miktarı. Bir nokta nokta tuz derler. Ne olabilir? Bu soruda bir kutumuzu açma hakkımız var ve o kutuyu açıyoruz. Buyurun Yasemin Hanım. Bir fiske. Bir fiske tuz. Pardon, cevap o değil de. Fiske. Fiske. Hayır, ben kendim tuza odaklandım. Fiske. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Ve böylece haftanın kapanışını da Yasemin Hanım yapmış oldu. Nihai puan tablosuna bakma vakti efendim. Bir hafta boyunca çok güzel yarışan misafirlerimizden Antalya'dan ilk gün eşiyle birlikte yarışan, bugün de tek başına ödül bölümünde çok güzel yarışan isim 3190'la Burak Bey ödül bölümümüzün birincisi. Yasemin Hanım da bugün son ana kadar şansını sürdürdü. 2050 puan topladı, bu haftanın ikincisi. Kutlarız. Hepiniz zaten bugün az önce diğer iki misafirimize vedalaşırken de belirttim. Hepiniz zaten çok başarılıydınız ama bir sıralama olacaktı. Özellikle Burak Bey'in seri cevapları bu akşama damgasını vurdu. Yasemin Hanım ne dersiniz? Hafta ikincisi olduk. Evet, yani çok güzeldi. Burak Bey çok iyi yarıştı. Tebrik ediyorum. Bayağı heyecanlandım ben de yani onun sayesinde. Bu şekilde. Peki şimdi ilk yola çıkışınızda ben bilirime başvururken kendinize herhangi bir hedef koymuş muydunuz? Hani ödül bölümüne giderim veya gidemem. Ödül bölümüne gelebilirim diye düşünmüştüm ama sonrası için çok hani bilemedim yani. Güzel ama hedeflediğimiz noktaya ulaşmışız o zaman. Evet. En azından başarı evet olarak da düşünecek olursak çok güzel. Evet. Gayet iyi yarıştınız. Tebrik ederim bir teşekkür kez daha ederim Yasemin Hanım. Burak Bey siz ne dersiniz? Çok hızlı, şanslı, güzel bir yarışma oldu. İlk gün olarak bakarsak özellikle eşimle gelip yarışmamız çok güzeldi. Ben hep söylüyorum aslında bütün bu soruların cevabını bilecek olan o şanssızdı sanıyorum. Bütün o cevapları bana gönderdi, ben söyleyebildim diye düşünüyorum. Bizim için çok güzel bir haftaydı. Çok iyi oldu yani. Galiba eş desteğine biraz ihtiyacımız var. Ne dersiniz? Bekliyor muydunuz Burak Bey'den? Ya kendisi yapamayacağını söylüyordu ama ben hep böyle bulaşık yıkarken özellikle arkası dönükken cevaplayıp ekran çıktığında yapamadığını söylüyordu. Hep cevaplıyordu böyle ya, sizin sayenizde oldu birazcık da böyle ortamınız, insanlara yaklaşımınız, ekibiniz o kadar güzeldir, böyle rahatlatıcı iyi bir ortam sağlıyorsunuz ki yani o rahatlığı Burak evde yakaladığı için yapabildiğini düşünüyorum ben. Zaten kendisi çok pratik zekalı. Çok teşekkür ederim. Ya burada olmak zaten yeterli mutlu olmak için. Çok sağ olun. Güzel sözleriniz için ayrıca teşekkür ederim. Teşekkürler. Tüm ekip arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Tanımaktan, yarışmaktan bu haftaki 16 yarışmacımızı da çok memnun olduk. Burak Bey ve eşi Antalya'dan sağ olsunlar kalkıp gelmişlerdi ve ödül bölümümüzün kazananı da Burak Bey oldu. Takdim edelim Burak Bey'e. Tekrar tebrik ederiz. Güzel günlerde harcamanız dileğiyle Burak Bey. Yasemin'i tebrik ediyoruz. O zaman birlikte kapanışımızı şu kameraya yapalım. Sevgili seyirciler, Türkiye'nin farklı şehirlerinden bu haftada çok değerli misafirlerimiz oldu. Birlikte sorularımızı cevapladık. Buyurun siz de gelin, birlikte yarışalım. Butonlarımız, masalarımız sizi bekliyor. Ben bilirim diyorsanız başvurularınızı www.tv360.com.tr adresinden yapabilirsiniz efendim. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.